Selamünaleyküm. Şu an gece saat 2. Ben bir kolumu kısılmak istiyorum. Şu an kolum böyle gözüküyor. Akması bayağı bir azaldı. Yani şu an kısa son durum an itibariyle. Biliyorsunuz bayağı Serdeçal'ı çalı falan kullandım. UD&D'yi kullandım. Elma sirkesinden yapabileceğim çok şey yaptım. Onları da paylaştım. Şimdi onlara bir ara verip o TB500'ü ve BPC157 mi neydi? Onları paylaştım daha önce. Buraya resmini koyarım. Bunları kullanıyorum. Bir ay dolmak üzere bir aylık daha isim alacağım. 2 ay kullanmış olacağım ve şu an yani bana öyle çok iyi gidiyor. Şu an bir hafta değil. 2 gündür Serdeçal da başladım tekrar kullanmaya. Bunların yanına. Ondan önce geçen hafta vitamin B ile C vitamini, magnezyum, kalsiyum onları kullanıyordum daha çok. Serdeçal da kullanıyorum dediğim gibi. Biraz UD&D'ye de başladım tekrar. Ama asıl bu TB500. Yani bu iki ilacı. Buradaki ilaçlar kullanıyorum ve gerçekten hepsi birlikte bunlar da artık son damgayı vurdu biraz. Yani bayağı bir azaldı akıntı ve sporu da yapıyorum yani sporu bırakmadım. Ama şu anda baktım daha da azaldı akıntı. O yüzden sporu da birkaç gün ara vereyim diyorum. Bir dinlensin biraz kol. Ve o TBP500'ü çünkü öbür haptan bir tane kullanıyorum. TBP500'den 2 tane. İkisinde de 60 tane kapsül vardı. Yani öbürü bir ay daha yetecek. TB500 yetmeyecek. O yüzden ondan bir tane daha ısmarlayacağım. Şimdi onu yapacağım. Çünkü unuttum ısmarlamaya. Çok da büyük şey kalmadı. Bir haftalık kaldı galiba. Yani bir ay da olacak. Ya en son doktora gittim ne demiştim size. Doktor yüzüme baktı. Ya ben bilmiyorum, ben bilmiyorum, ben bilmiyorum. Ne oluyor? İstiyorsan ameliyat mı edelim? Yani böyle düşünün. Yani gelinen nokta, son nokta bu. Son durum bu. Eminim ben Türkiye'ye gitsem, bir gün Türkiye'ye gelsem, kolumu birine göstersem orada bir doktora, daha samimi bir doktor bulabilsem, rahatlıkla çözüm bulurlar bana. Bana oraya sürebileceğim bir şey verir. Bana yani ne kullanmam gerektiğini söyler. Ve ameliyatsız bir şekilde daha çabuk bunu atlatabilirdim. Burada ne yazık ki artık Almanya'da sağlık konusunda çok felaket bir noktaya doğru gidiyor. Cidden şaka yapmıyorum. Burada çok Türk var. Mesela yok ayağı kesilecek, eli kesilecek, kolu kesilecek denip de ya da parmağı kesilecek denip de Türkiye'ye getirip Türkiye'de kurtulanlar var. Burada katiyen kurtuluş yok diyorlar. O insanlar da kaçıyor zaman Türkiye'ye. Güvenmedikleri için buraya ve Türkiye'de ne hikmetse kurtuluyorlar. Yani çok tuhaf şeyler dönüyor. Bunu da buradan söylemek lazım. Yani son durum bu. İyiye gidiyor inşallah. Ve şu an ağrı mağrı hiçbir şey yok. Yani hiç sanki bir şey yok. Bir akıntı olmasa bitti aslında. Oh, çok sorunu. O da az biraz daha yani çok çok az. Mesela bir gün bütün gün kolumu açık gezdim. O halde yani düşünün. Şimdi banyoda sıra azıcık aktı. Milim çok az ama. O da bir bastım diye. Yani artık o sanki kökü kuruyor. Kurumak üzere. Hatta elma sirkesi de mi sürsem yine bilmiyorum. Şimdi karar veremedim. En azı bu atları bir kullanayım. Belki birkaç kişi sonra şey yaparım işte. Karbonat ve elma sirkesi de biraz daha sürerim ki ne. Elma sirkesini içemiyorum ben artık. Çok çünkü midem ağrıyor benim. Yakıyor. Onu da aslında içmek lazım ara sıra. Ha bir de bu ara ben şeye başlamıştım. Zeytinyağı bir de çörek otu yağı içmek içiyorum. Ama ondan da bir iki haftadır içemedim. Yani. Şimdilik bu kadar. Allah'ın izniyle inşallah umut ediyorum ki 2-3 hafta içinde bu dertten kurtulayım. Kurtulmazsam akıntı çoğalırsa yine zaten mecbur doktora gideceğim o zaman. Ve ameliyat olmak zorunda kalacağım ama inşallah o noktaya gelmez ve oraya gelmeden bu iş biter. Bir seneden fazla da uğraşıyorum artık. Her yolu denedim ve Allah bize buyuruyor ki arayan Mevlasını bulur. Yani ben duada aradım. Allah'ın bizden istediği gibi. Ve inşallah eninde sonunda bulacağım şifamı. Allah'ın izniyle. Herkese hayırlı geceler. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.